Değerli Münih seçi takipçileri, 19 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan Göçmen Meclisi seçimlerinde Münih sesinde listeleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugünkü konu iki tane genç arkadaşım, aktif listeden İlayda Akbaba ve Nesrin Gül. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Teşekkürler. Merhabalar. Böyle sizin gibi genç yüzleri siyasette görmek gerçekten bize de böyle umut veriyor. Ben önce kısaca sizi tanıyabilir miyim? İlayda Hanım, sizden başlayayım. Çünkü ekranımın üstünde siz varsınız. Daha sonra Neslihan Hanım sizi tanıyacağız. Tabii seve seve. Bugün için teşekkür ederim Deniz Bey, bizi burada yani bizimle görüştüğünüz için. Benim ismim İlayda Akbaba. Ben aktif listesine katılıyorum. 6 sene evvel de katılmıştım hatta. Seçimlere katılmıştık orada da aktif listesi olarak. Benim adım dediğim gibi İlayda. 28 yaşındayım ve üniversitede yani Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde sosyoloji okuyorum. Kendim yani bachelor tezimi mesela ırkçılıkla ilgili yazmıştım ve bu konularda da bir yani bir bilgi ve sahibi olduğunu düşünüyorum. Ve bundan dolayı da hani Migration Sparat'a yani Yabancılar Meclisi'ne girmekten yani girmeyi istiyorum. Ve bu çalışmalara da katılabildiğim için gurur duyuyorum. Peki, Nesli Hanım. Ben de kısaca tanıtayım. İsmim Nesrin Gül. 36 yaşındayım. Migration Sparat'ta şimdi 12 sene oldu. 12 senedir çalışıyorum gönüllü olarak. Yani son dönemde ve hala süren dönemde yönetimdeyim şu an. Ve geçen dönemde de 6 sene Migrationsbeirat üyesiydim. Bunun dışında bizim de ya Göçmenler Meclisi olarak bir de çatı örgütümüz var Baviera kapsamında. Orada da 6 yok orada da 12 senedir yer alıyorum ve 6 senedir ikinci başkanlığı yapıyorum. Normal işim diyeceğim ama gönüllü olarak da değil, ekmeğimi kazandığım işim de İGMTAY Baviera'da sendikacıyım. Burada çalışıyorum. Şurası da bürom zaten. Peki, çok güzel. Öncelikle şunu sorayım. Aktif listede kaç kişi yer alıyor ve bu isimleri oluştururken nelere dikkat edildi? Biz aktif, İlayda sen de Tabii ben eklerim sonradan. Biz son iki dönemde de zaten adaylığımızı koymuştuk. Son dönemde tekrar ismimiz aktifti o zaman da. Ondan önceki ismimiz Aktive Anatolische Arbeitsgruppe'ydi. 3 ayı doldurabilmek için ve bize de uyduğu için isim. Her zamanki gibi bu sefer de aynı açıdan yola çıktık. Hani genç ve daha genç insanlarla birlikte tüm meslekleri kapsayan hani orada bir ayrımcılık yapmadan ve yani bunlara baktık hani en önemlisi angajman diyoruz ya yani isteyerek gönüllü olarak bizimle birlikte Migrationsbeirat'ın işlediği konuları hani işlemek isteyen insanlara baktık biz. Hani bunun için zaman ayırabilecek ve belirli bir siyasi anlayışı olan insanlarla birlikte çalışmak istedik. Ama listemizi açtık. Hani her zamanki gibi 2-3 adayla başlayıp da sunum yaptık ve isteyen herkesi dahil ettik listemize. Şu an 14 kişilik bir listeyiz. Ve demin de belirttiğim gibi sanırım yaş ortalamamız nedir bilmiyorum ama karışığız. Şeyi de aynı şekilde akademisyen var, sonra postacı var, elektrika var, öğrenci olanı var. Yani karma karışık ama bu karma karışıklığıyla güzel bir ekibiz. Evet, İlayda Hanım, sizin var mı eklemek istediğiniz? Sadece işte Nesin dediği gibi geniş bir çapıda tutmaya çalıştık işte katılan kişileri. Yani yaş olsun, yaptığı işleri olsun. Yani geniş bir çapıda hepimizi yani bir şekilde gösteren, toplumumuzu gösteren bir liste kurmaya çalıştık. Bir onu eklemek istedim, başka bir şey değil.
Peki buyurun. Bunu da ekleyebilirsem kusura bakmayın. Hani bunu yapmamızın nedeni de şudur. Hani mesela her branşın konusu farklı. Mesela Kreç'te çalışan bir arkadaşımız var. Onun yabancı uyruklu insanların veya çocukların sorunlarını görmesi bizden yani o şeysi çok daha farklı. O fonksiyonu daha farklı tabii ki. Veya İlayda'nın hani üniversite öğrencilerin şu anki durumunu görmesi benden daha çok farklı. Benim de sendikada işçi durumunu görmem çok daha farklı. Hani bunu güzel bir şekilde birleştirebiliyoruz bu ekiple. Peki bu da sizin için büyük bir avantaj olsa gerek. Evet, aynen. Ben şeyi sormak istiyorum sizden, bir de sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Şimdi tabii evlere mektuplar çoktan gitti, oylar kullanılmaya başladı, çok da az bir süre kaldı. Neden insanlar göçmen meclisi seçimlerine katılmadılar? Önce bu sefer İlayda'ya sorayım, daha sonra Nesin senin düşüncelerini alayım. Tabii şimdi yani Yabancılar Meclisi seçimi bizim için aşırı derecede önemli. Çünkü bizim başka bir oy hakkımız yok sonuçta. Ve bunu kullanmak için tabii ki Yabancılar Meclisi seçimine illaki katılmamız gerekiyor. Neden? Çünkü buna katılmazsak eğer bizim burada oluşumuz hiçbir şekilde dışa gösteremeyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü Migrationsbeirat yani Yabancılar Meclisi bizim sesimizi işte vertreten ne deniliyor? Temsil ediyor aynen. Yani Yabancılar Meclisi bizim sesimizi temsil ediyor. Ve bu bizim için yani çok önemli çünkü biz burada azınlık olarak yani kendi haklarımıza kendi yani söz hakkımıza sahip çıkmamız gerekiyor ve Yabancılar Meclisi seçimi bunun için çok iyi bir değerlendirme diye düşünüyorum. Peki, Neslihan Hanım. İlayda'nın da dediği gibi hani biz her zaman neden yerel seçim ve seçilme hakkımız yok diyoruz. Ama bizim bu konuda bile oyumuzu kullanmıyorsak bu bizim hakkımızda bilmiyorum hangi resmi çiziyoruz bunu siyasete göstererek. Çünkü son seçimlerde tam küsurat aklımda değil ama 3 virgül bilmem ne kadar insan katılmış seçimlere. Hani yüzdelik olarak bu üzücü bir durum. Çünkü yani dediğim gibi yerel seçim ve seçilme hakkını istiyoruz ama burada bir de biraz şey kalıyoruz, geride kalıyoruz. Bu siyasi olarak bir şeydir yani bir göstergedir. Bizim de karışmak, bizim de siyasette yer almak istememiz adına bir göstergedir. Onun için katılmamız çok önemli. Ve hani Alman vatandaşlığına geçmiş olsak bile sorunlarımız çözülmüyor ki. Yani bunu dinleyenler de bilir zaten. Görüntü aynı kalıyor. Pasaportumuz farklı olsa bile farklı durumlarda mesela ev aradığımızda isim okunduğunda farklı bir muameleye maruz kalıyorsunuz veya bu da çok açık bir şey ortada. Racial profiling dediğimiz durum var. Polisin kontrol ettiğinde biraz farklı davranışlar sergilediğini. Yani bu konular Alman pasaportu elimize geçse bile değişmeyen durumlar. Eğer ki bir şeyler yapmazsak ve işte onun için Yabancılar Meclisi çok önemli. Yani yerel seçim ve seçilme hakkımız olsa bile bu bizim için çok önemli bir kanal. Çünkü burada dediğim gibi özellikle bizim sorularımız ve sorunlarımız dile getiriliyor ve bizim belediye meclisine önerge yapabiliyoruz. Bizi ilgilendiren projelerle ilgilenebiliyoruz ve mesela hani demin bu konuyu az önce şey yüzünden açtım. Hani racial profiling konusunu açmıştım. Şu an çünkü çok güzel bir çalışmamız var polisle birlikte. Hani bu tür konuların karşısına çıkabilmek için, biraz bir değişiklik yaratabilmek için ve iyi gidiyor. Ama bunlar mümkün olmazdı. Hani bizim de bir sesimiz olmazsa başkaları bizim adımıza konuşacak ve biz kendi adımıza konuşmak istiyoruz.
Peki, şunu sorayım. Az önce ırkçılıktan bahsettik. Siz seçilirseniz neler yapmak istiyorsunuz ya da neleri değiştirmek istiyorsunuz? Önce İlayda sana sorayım yine, sonra yine Esin sana sorayım. Tabii. Yani şu an bizim hedeflerimiz, yani hedefe aldığımız konular şunlar ki eşitlik olsun, eğitim olsun, seçim hakkı olsun. Yani el ele ayrımcılığa, yabancı düşmanlığına karşı olmamız olsun. Hani katılım olsun. Bunlar bizim için çok önemli noktalar. Eşitlik dedim mi, hani din, dil, ırk, cinsiyet, renk eşitliği ayrımı yapmadan, yani tüm münihte herkesin eşit hakları olması bizim için önemli. Eğitim olsa mesela, yabancı çocuklarının Almanca ve ana dil eğitiminde destek alması mesela, hani okulda, burada da çocukların öğretmenlerden karşı ırkçılığa karşı, hani bir onlara, yani öğrencilere bir destek olmak amacıyla, seçim hakkı az önce anlattığımız gibi, yani Münih'te yaşayan tüm yabancı vatandaşlar için yerel seçme ve seçilme hakkı söz konusu. Ve el ele hani ayrımcılığa, yabancı düşmanlığa ve aşırı sağcılığa karşı çabalamak. Yani bunu gerçekten herkes için söylüyorum. Münih olsun olmasın, yani her çapıda buna el ele karşı çıkmamız gerekiyor. Ve katılım tabii ki de, hani siyasi ve politik kararlarda eşit düzeyde katılım kurmaya çalışıyoruz. Bunlar çoğunlukla yani bizim hedeflerimiz diye söyleyebiliyorum. Peki Nesrin Hanım? Zaten çoğu şeyi İlayda çok güzel bir şekilde anlattı. Belki hani şimdiye kadar üzerinde çalıştığımız noktaları ben de biraz daha anlatabilirim. Bunları çünkü peşinde durup daha da intensif bir şekilde çalışmak istiyoruz üzerinde ve çalışacağız da. Mesela 2006'dan beri Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz diye bir yasa var. AGG. Yani herkesin eşit bir şekilde davranış bekleyebilmesi. Grundgesetz var mesela. Herkes onu söylüyor. Artikel 3, hani dil, ırk falan farkı olmadan herkesin aynı şekilde yaşayabilmesi diye. Ama onun üzerine bir de 2006'da AGG çıktı. AGG ne diyor? 6 farklı noktaya değiniyor ve mezhebiniz ne olursa olsun, şeyiniz etniye diyor. Ondan sonra konuştuğunuz dil ne olursa olsun, kadın erkek olun veya başka bir şey olun, hiçbir şekilde bu konularda size farklı davranılmaması gerekiyor diye bir yasa çıktı. Ve siz bu yasayı kullanarak kendi haklarınızı arayabiliyorsunuz aslında. Avukat tutup da mesela ev konusunda belirgin bir şekilde, mesela Türk uyruklu olduğunuz için size o evi vermiyorlarsa, bu yasaya dayanarak gidebiliyorsunuz, mahkemeye gidip de hakkınızı arayabiliyorsunuz. Ama yani sorduğunuzda kim biliyor bunu veya kim çıkıp da hani bununla nasıl diyeyim, zor bir durum. Hani çoğunlukla mesela bu yasayla çalışan çok avukat da yok veya mesela çok karar da yok bu konuda. Biz Bavyera'da mesela Amado diye bir arkadaşımız var. O da Migrationsbeirat'ta benimle birlikte 12 senesini doldurdu o da sanırım. Bu olayı yaşadığı için ve bir avukat arkadaşımız var, Uğur diye. İlk karar çıktı Bavyera'da ev konusunda. Hani AGG var diyoruz, dışlayamazsınız diyoruz, ama ilanda sadece Almanlara verilebilir bu ev. Almanlara vermek istiyorum sadece diye bir yazı yazıyor. Yani bu kadar ileriye gidilmiş. Hani arka planda değil de yazıyı bile yazıyor adam. Hani bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor ki kararlar kitaplarda bulunsun. Bir şeyler olduğu zaman, ha, o zaman da bu karar alınmıştı diye. Bir de hani hakkımızı arayabilmemiz için. Bu yasa boşu boşuna yok. Ama kimse eğer bu yasayı kullanmazsa varlığı da boşadır. Veya mesela Türkiye'de veya başka ülkelerde çabalaya çabalaya ulaştığımız diplomaların burada geçerli olması. Bununla alakalı da bir yasa var. Ama
Pratiğe baktığımızda uygulanması hala çok zor. Ve biz mesela siyasetle bu konuda tartışıyoruz, önerge veriyoruz. Ondan sonra bu konularla ilgili mesela Baviera çapında çalışanlarımız var ve projeler yürütüyoruz. İnsanlara bilgi veriyorlar. İnsanların diplomalarına bakıp da neyi nasıl, nerede yapabileceklerini anlatıyorlar. Hani bu konularda çalışıyoruz ve ırkçılık konusu da büyük bir yara, büyük bir konu. Biliyorsunuz hani sadece bu evi alamadım veya bu diskoteye giremedim diye de can kayıplarımız var. Bundan ötesi yok. MSU'yu, OETT, HANA'yı, HALE'yi hepsini unutmadık. Bu konuda da çalışmalar yürütüyoruz. Unutturmayacağız zaten ve önüne çıkmak, karşısına çıkmak için de bu konuların özellikle öğrencilere yönelik projeler üretiyoruz. Yani onların kafalarının içinde farklı şeyler oluşması için onları da dahil ederek çok güzel projeler yürütüyoruz mesela. Bunlar hepsi çok önemli konular. Irkçılık dediğimiz zaman da sadece Alman toplumunun yabancı uyruklu insanlara karşı olan ırkçılığından bahsetmiyorum. İtalyan toplumun arasında da mesela ırkçı insanlar var. Türk toplumun içerisinde de ırkçı insanlar var. Hani burada sokağa çıkıp da ırkçılığa karşıyım deyip kendi insanlarına karşı ırkçılık yapan insanlar da var. Hani bu konuda da çalışmalarımız var ve bunları hepsini sürdürmek istiyoruz. Peki, şimdi birden fazla Türk toplumunda birden fazla bu seçime katılacak sizin gibi listeler var. Son sorum şu olacak. Daha sonra sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da soracağım. Neden sizin listenizi seçmenler? Önce İlayda senden alayım. Neden sizi tercih etmeliler? Neden bizi tercih etmeliler? Cevap bu ki yani biz yani hani kimliğimiz yabancı olarak yabancı kişilerin arasında bizim gibi insanlar yani azınlıkta olan insanlar onların da bir sese sahip olması gerekiyor. Ve hani biz sadece azınlıkta olan kişiler sadece kendisi için değil de toplumun her yönüne doğru ve her insana göre bir dayanışma içerisinde. Ve bizim liste olarak, biz liste aktif olarak yani her din, ne dini olsun, hangi dil olsun, ırk olsun, renk olsun, cinsiyet olsun, herkesle dayanışmaya hazırız ve bunu büyük bir şekilde reprezente etmek istiyoruz ve ediyoruz da diye düşünüyorum. Bundan dolayı aktif listesi hani dayanışmaya her zaman ve her an hazır diye listemizi seçmelerini yani demek istiyorum. Peki, Neslihan Hanım, neden sizi seçmeliler? İlayda'nın da dediği gibi bizim farkımız belki de biraz şu olabilir veya özelliğimiz şu olabilir. Biz bunu sadece lafta bırakmayıp da 12 senedir gösterdik zaten. 12 senedir hiçbir ayrım yapmadan bunlar hepsi projelerimiz arşivlerde, yazılarımız arşivlerde. Hani bizden çok farklı olan insanlara da hiçbir şekilde farklı bir düşünceyle, farklı bir gözle bakmadan canla başla çalıştık. Bunu anla pak şekilde söyleyebiliriz. Onun için özelliğimiz belki bu olabilir. Sırf bir söz değildir bu. Şimdiye kadar yaptık ve bundan sonrasında da yapmak istiyoruz. Ve sizin sorunuz özellikle şeydi galiba, hani Türk kökenli olarak farklı listelerimiz Evet. var. Biz Türk toplumu olarak çok heterojen bir grubuz. Yani çok renkliyiz, çok farklıyız. Bazı yerlerde çok zıttız. Bazı yerlerde de bu farkındalığımız çok da güzel olduğu gibi. Onun için bu farklılığı, bu renkliliği sanırım bu Yabancılar Meclisi içerisinde de gerekiyor bize. Onun için burada da sanırım özel bir durumumuz var Türk toplumu olarak bu farkındalığımız yüzünden. Onun için
Farklı farklı Türk listelerinden de farklı insanların yer alması önemlidir. Aynı şekilde Kürt arkadaşlar da var Kürt listesinden. Onların da yer alması önemli. Çünkü bazı konularda birbirimizi temsil edebiliriz ama bazı konularda herkesin özel sorunlarıyla, özel bakış açısıyla yer alması gerekiyor siyasette. Onun için sanırım bu önemlidir. Ve dediğim gibi çok reklam yapmakta zorlanıyoruz biz ikimiz de biraz. Onun için hani sözler vermekte de büyük büyük konuşmakta da zorlanıyoruz. Ama umarım ki samimi bir şekilde geçmiştir izleyenlere. Gerçekten de dediğimiz gibi son senelere baktığımızda sırf lafta kalmayan çalışmalarımız var. Hiç kimseyi ayırmadan, ayırt etmeden ve aynı şekilde devam edeceğiz. Onun için oyları ve destekleri bekliyoruz aktif listesi olarak. Üçüncü sırada yer alıyoruz bu arada. Aynen. Peki bence kendinizi de çok güzel ifade ediyorsunuz bu arada. Bir mütevazilik yapmayın. Yapmanız da gerek yok yani. Ben gayet keyif aldım bu söyleşiden. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Önce İlayda Hanım'a sorayım. Ondan sonra Neslihan Hanım'a sorduktan sonra röportajımızı bitirelim. Buyurun İlayda Hanım. Yani ek olarak fazla demek istediğim bir şey yok aslında. Sadece hani bu seçimin ne kadar önemli olduğunu ve ayın 15'ine kadar mektupları eve alabileceğinizi söylemek istiyorum. Bu da çok önemli. Hani mektup seçimiyle katılmak isteyenler için tabii ki de. Ve yani liste aktif olarak gerçekten herkesin hakkını vermeye çabaladığımız ve dediğim gibi dayanışmaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Yani liste aktif 3. sırada bir işaret ederseniz çok seviniriz. Peki, Nesin Hanım? Benim de pek bir şey ekleyeceğim yok aslında. Dediğimiz gibi destekleri için desteklerinden dolayı mutlu oluruz öyle olursa ama başka bir liste tercih edilse bile lütfen katılın seçimlere çünkü katılımın büyük bir sayıda olması çok önemli. Her 6 senede bir yabancılar meclisin ortadan kaldırılması tartışılıyor. Onun için burada hani güçlü bir şekilde seçimlere katılmamız gerekiyor. Ve dediğimiz gibi seçimlere katılın. Bir de bize göz atarsanız oy pusulasında daha da seviniceğiz. Ve ayrıca biz onu size iletebiliriz. Olmazsa Facebook'ta aktif sayfasına da bakabilirler. Bu oylama biraz komplike bir durum. Hani puanlarımı nasıl dağıtacağım, hangi zarfı nereye koyacağım diye. Böyle bir çalışma başka yerde görmediğimiz için biz kendimiz video hazırladık. Hani birinci videomuz oy pusulasını nasıl eve isteyebilirim, ikinci videomuz da oyumu nasıl kullanabilirim diye iki video hazırladık. Hem Almanca hem Türkçe ikisini de. Onu da aktif Facebook sayfasında bulabilirsiniz. Ve Peki. zamanımız için Peki. Ben size çok teşekkür ediyorum. biz de teşekkür Teklifimi ederiz. kırmayıp bugünkü röportaja katıldığınız için, zaman ayırdığınız için. Umarım başarılı olursunuz. Ama tabii şunu tekrardan vurgulayalım. Özellikle Türk toplumu için vurgulayalım. Kime oy verirsiniz, o sizin kendinize kalmış bir şey. Ama genç arkadaşlarımın da dediği gibi mutlaka ve mutlaka oy kullanmanız buradaki sesimizin çıkması için çok önemli. Ben size tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ İyi olun. akşamlar. İyi akşamlar. Biz de çok teşekkür ediyoruz.